Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok kötü bir dönemden geçiyoruz ve bu sıkıntı maalesef ki tüm ülkemize yansımışken biz evde oturanlara da fazlasıyla yansıdı. Aslında ben çok fazla dışarı çıkan bir insan değildim zaten. Ara ara şehir turlarım oluyordu işim gereği ve bunun haricinde de farmasiyede çalıştığım için internet üzerinden çalışıyorum. Herhangi bir işimi etkilemedi. Tabii ki satış potansiyelimiz birazcık düştü ama bununla alakalı satışlarımız deterjan, kolonya, dezenfektan bunlar da arttı. Birazcık parfüm ve makyaj konusunda düştü. Ben de evde kendimi karantinaya alanlar arasındayım. Nurcan ne yapıyorsun diyorsunuz. Sıkılmıyor musunuz, etmiyor musunuz diye. Vallahi sıkılmıyorum. Şuradan dışarı bakıyorum bazen. Şükrediyorum Allah'a. İyiyim, en azından sağlıklıyım. Ailemden birine ya da kendime kan aranmıyor. Şükrediyorum yani. Bugün ne yapacağız? Bugün amigurumi'nin çekilişi var biliyorsunuz ki onu yapacağım. Ondan önce vlog olarak da bunu çekmek istedim. Vlog olarak başlasın diye. Araya da çekilişi sığdıracağım ve ondan sonra videomu kapatacağım. Günlük rutinim sabah konuşamıyorum. Sabah kalktığımda normal herhangi bir günmüş gibi kahvaltı ediyorum. Kahvemi içiyorum biliyorsunuz ki sigarayı bıraktım. Çok zor günler geçirdim. Ama değdi. Bıraktım yani. En azından ciğerlerimin temizlendiğini hissediyorum. Sıkıntıdan zaman zaman böyle sivilceler çıkabiliyor. İşte güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter burada ve geçen gün şurada çıktı kaşımın üstünde. Allah'ım, bildiğiniz gözüm kapanmıştı sabah böyle. Yine kalktığımda şükrettim tabii ki. Daha kötüsü de olabilirdi. En azından görüyorum diye. Bugün odamı toparlayacağım. Burada küçük bir kabinim var benim kendi odamın içinde giyinme kabini olarak. Ama sizlerle paylaşacağım. Bugün burayı düzenleyeceğim. Birkaç tane şöyle göstereyim. Tadam, eşyalarım, kışlıklarım. Burayı bugüne ayırdım. Şurada görebilirsiniz şapkalarımı da. Diğer odalardaki eşyalarımı da hurçlara koyup kaldıracağım. En azından yazlık kışlık bir temizlik yapmış olacağım bununla alakalı. Bana eşlik ederseniz çok sevinirim diyormuşum. Tabii ki bütün hepsinde yanında olamazsınız. Ancak kısmisinde yanında olabilirsiniz. Siz de benim gibi eğer evde canınız sıkıldıysa böyle kıyafetlerinizi düzenleyebilirsiniz. Yazlık kışlık giymediklerinizi ayırıp sizin fazlalığınız başkasının eksiği olabilir. Onları dağıtabilirsiniz. İsterseniz de bununla ilgili ikinci el satış dolapları var. Özellikle ben gardıroptan satış yapıyorum biliyorsunuz kıyafetlerimi. Çok cüzi miktarlara koyuyorum. En azından benim fazlam başkasının eksiği olabilir diye. Bununla da çocuklarıma mama alıyorum. Oradan şu şekilde koyayım. Biliyorsunuz balım suyla Jack vardı. Şimdi bir de yanımıza tarçın eklendi. 3 köpeğim oldu. Onlara mama alıyorum. Dışarıdaki sokak köpeklerine mama alıyorum. Bizimkiler çok fazla mama yemiyorlar artık ev yemeklerine alıştıkları için. Böylelikle de diğer çocuklara da yardımcı olmuş oluyorum. Elimden gelen desteği yapıyorum. Hadi o zaman beraber şöyle birkaç tanesini aşağı çekerek indirelim. Hatta şuradan başlayalım. Nasıl olsa bunların hepsi katlanacak. Böyle başlamış olalım. Batan geminin malları olarak. Tabii ki burada bana tek başıma değil, Elif Naz benle birlikte yardım edecek. Sonra da amigurumi'nin çekilişini yaparız ve kazananların hediyelerini hijyenik bir şekilde paketleyip göndereceğim. Korkmayın arkadaşlar, ben hasta değilim. Size de Allah'ın izniyle hastalık ulaşmasın diye çok güzel dezenfekte edip gönderiyorum zaten bütün her şeyi. Siz de en azından kargo paketini açarken bir dezenfekte edin. Böyle makasla kestikten sonra kargo paketini dışarı atın. İçindekini gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten diğer stüdyomda orası. Şu an stüdyom birazcık soğuk olduğu için muhtemelen çekimin 10 dakikasında orada yapacağım. Orada kalorifer yakmıyoruz şu an kimse oturmadığı için yan villada. Orada yaptıktan sonra da tık diye buraya geri gelip bütün videoyu yayınlayacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Öpüyorum sizi. Böyle durmakla olmuyor Elif Nazcığım. 9 geliyor. Bunun hepsi bizi bekliyor. Gelmekte olan. Yaklaş. Geliyorum. Aman Allah'ım. Yani burası küçükmüş gibi gözüküyor. Bir tane de toz bezi getireyim ben. Şöyle tozunu da alalım. Sen de oraları indirmeye başla. Başlayayım. Şurayı da mı? Dur indireyim bari. Bir sürü şeyin var. Bir sürü ya.
yerine getirdim. Bu Mr. Vipes'in var ya silat mendili. Ha, hiç evet. Öyle ıslat sil yapmayalım. Tadam. Reklam geçelim farmasi. Aha, ye diye sen ye diye değil yani. Unicorn pijamam ya. Gel buradan çek, çek görsünler seni. Kadar tatlı Allah. Evet. Ben böyle devam edeceğim. Ben öyle devam et. Bir tane silat vereyim sana. Sen de şunları da indireyim. İndirebilir. Hepsini indir. Zaten şimdi kışlık yağmur hani falan. Şey hala şey kokuyor. Deterjan. Deterjan evet. Evet. Farmasi deterjanı böyle arkadaşlar. Reklam. Bu arada şey yapacağım ya. Adı ne? 3 tane. Evet giymediklerimden 3 tane elbise çıkartacağım arkadaşlar. Ben ve 20 liraya. Sen de mi getirdin? Evet. Pantolon 2 tane. 2 tane kot getirmiş Elif'in az daha. O zaman onu da gardıropta koyacağız. Kaç tane koyalım? 10 TL. Evet arkadaşlar. Biz bugün ben 3 tane elbisemi ayarlayacağım. Ve 20 liraya koyacağım tanesini. Ve elbiseler gerçekten çok iyi fiyatlar alınmış elbiseler. 20 liraya havada kaparsınız. Elif Naz da 2 tane destek için pantolon getirmiş bana, kot pantolon. 10 TL'ye koyuyor. Bunu da kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bizden size acizane ufak çaplı bir hediye gibi düşünebilirsiniz bunu. Aslında ücretsiz de veririz biz bunları ama tamamen köpeklere mama aldığımız için, sokak köpeklerini beslediğimiz için tamamen onlara gidecek. Bilginiz olsun. En azından size ufak da olsa bir katkınız olmuş olur. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Biz şu an bunları bir halledelim. Elbise kısmında ve kot pantolon kısmında tekrar sizinle birlikte olacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Elif Nazcığım'la harika bir şekilde topladık. Ellerine sağlık Kuzi. Rica ederim. Tadam. Allah'ım. Tabii kendine ki yaz geldi. Kış. Yaz kış ayıramadık ama. Evet kendine geldi. Şunu şöyle koyalım bence. Şimdi arkadaşlar 3 tane elbise seçiyorum. Hangisini seçsem? Güzel. Veriyorum. Ha. Şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Birinci elbisemiz 20 TL'den satışa koyuyorum. Haberiniz olsun. Hemen bedenini de söyleyeyim. Bunu yurt dışına gittiğimde giymiştim. Ya 36'dır ya 34'tür zaten. Ha, yani. Yani muhtemelen 36'dır. Evet. Ben zayıfladığıma göre. Birinci elbisemiz bu. Bunu hemen şuraya koyalım. İkinci elbisemizi de seçelim. Urfa sana küsmüş. Haberin olsun. Gönlüm dara düşmüş. Devam yok bende. Buraların olsun. Şurada aslında benim çok güzel bir elbise vardı. Aklıma geldi. Bir tane de şunu koyalım Elif Naz. Evet ya. Nasıl? Şık, sade, güzel. Aynen, siyah. Herkesin dolabında olması gereken ve yanları apoletle ikinci elbisemiz. İkinci elbisemize bakalım. Bu arada bir poşet ayırdık Elif Naz'la. Onları hiç satışa evet. koymadan direkt bir arkadaşlara hediye olarak vereceğiz artık onları. Bulursam eğer vereceğim. Mini. Güzel. Böyle cepleri var. Aynen. Minnoş bir şey. Birazcık. Buradan isterseniz böyle açıp dekolte yapabilirsiniz. Bu da 38 beden ama 36 bedeni oluyor. Çünkü ince bellere uyar. Evet, bunu da 20 zaten. TL'den satışa açıyorum arkadaşlar. İlginiz olsun. Elif Nazım sen ne yapmıştın? Bakayım. İki tane kot. Oo. Elif Naz, onu hiç giymedin mi bunu? Giydim de yani çok giymedim. Jilet. 30 beden. Uzadım falan böyle. 40 yazıyor. Biraz. Ben çok bu bedenleri anlamıyorum ama ben 27 giriyorum. Bu 30 kaç mu? Kaç yazıyor? 30. 30. 40 olan 30. markası mı? Aynen. Ha, tamam. 30 beden arkadaşlar. 10 liradan satışı açıyoruz gardıropsta. Bakalım.
şey olduğum var, için. Bu da gri. Uzadığım için artık. Evet, bana da olmaz zaten. Ben de zayıfladığım için artık. Evet. Bunun bedenini de söylüyorum. Bunlara daraltma oldu mu? Hayır. 31 beden. Elif'in az da aynı zamanda zayıfladığı için bu zaten sana olmaz. Boyun yani. Uzaması da olmaz benim. Yani. 31 beden. Bunu da 10 TL'den satış açıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle. Ay yorulduk vallahi ama değdi. Değil mi? Tabii öpücük verelim. Çekilişte görüşürüz. Pantolonu da çok güzel. Evet. Günlük sporuna başlıyoruz şimdi. Evet. Bugün ilk günümüz. Evet. Ve bugünden sonra her gün yapıyoruz. Tamam. Karantina günleri bitene kadar devam ediyoruz. Esnemelerle başlıyoruz. Tamam. O zaman ilk başta vücudumuzu esnetelim bugün. Bir yarım saat yapabiliriz. Sonra gidip hamuşlarını yemeye devam edelim. Bir dakika. Bir kere ayak gevşesi için hemen gelin. Biz burada ayak gevşeteceğiz zaten. Hemen gelin. Hemen gelin. Hop. Gel. Koşuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elmaları toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dinleniyoruz. Açılır dışarı açılsın. Burnundan derin nefes alıyorsun. Ağzından veriyorsun. Meditasyon gibi. Kötülükler gitsin. Virüsler gitsin. Dizler geriye doğru. 20 kere böyle. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdiden böyle sakın. Evet. Şimdi öne doğru çekeceğiz. Ne yapıyorsun sen bunu öne? Nefes mi aldın? Hadi. Böyle çektir. 20 kere hadi. Hızlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay çok kafa geldim ben. Kafa geldim valla. Kafa geldim. Kafa geldim. Ne daha kafa geldim. Kapat gözünü. Ayaklarımız kapalı. Gözlerimiz kapalı. Burnumuzdan derin nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Neredesin şu an? Uzaydayım. Uzayda ne yapıyorsun? Oturuyor. Başka ne yapıyorsun? Oturuyor diyorum. Gel. Tamam, hayır, gözünü kapat. Uzaylı neler var etrafında? Uzaylılar. Onlar ne yapıyorlar? Beni esir aldılar. Yani uzaylılar seni esir aldılar. Evet. O zaman esir alan uzaylıları ne yapıyor biliyor musun? Ne yaparız? Bak şimdi aynadan bak. Ellerimiz geriye. Evet. Bütün kötü enerjiyi atıyoruz. Attık. Geri al. At kötü enerjiyi. Burnundan nefes al. At kötü enerjiyi. Gitti bu uzaylılar. Bir tane kaldı. Devam et o zaman. Tamam gitti hepsi. Gitti mi? Bilmiyorum gitti. Şimdi kim var etrafında? Uzay gemileri. Uzay gemileri ne yapıyor? Ödüyorlar. Bizde ateş atmıyorlar değil mi? Tamam o zaman. Meditasyonumuz bitmiştir. Evet arkadaşlar, çekiliş zamanına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum çok heyecanlısınız. Ben de sizin gibi çok heyecanlıyım. Ne yapıyorduk, ne veriyorduk, neler yapmıştık tekrar bir hatırlayalım isterseniz, gözden geçirelim. Tini Hands Club ve beni Instagram'dan takip eden, aynı zamanda attığımız postun altına en az 3 arkadaşını etiketleyenler arasından bir çekiliş yapacaktık. Ve onlara gördüğünüz üzere böyle uyku arkadaşlarını, çınıraklı tavşan gibi, normal tavşan gibi ve aynı zamanda şöyle göstereyim, fok balığımız gibi, bunları hediye edecektik 3 kişiye arkadaşlar. Nereden? Yaptığınız yorumların arasından. Birçok yorum gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir hafta uzattık. Sabrederek bizi beklettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Sizi beklettiniz derken sabrederek sizi biz beklettik aslında.
Teşekkür ederiz. En azından bir sorun çıkartmadınız bizlere. Biliyorsunuz ülkemiz çok kaos dönü. Yani kaoslu bir dönemden geçiyor ve bu dönemde yani bir salgın, biyolojik silah diyorlar. Her şeyi anlatan geldiğine inanan biri olarak ben en azından dua ederek bunun, bu sürecin evde temkinli davranarak, kendimi dezenfekte ederek, kabuğuma çekilerek, kendimi izole ederek bu süreci bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum inşallah. Zaman geçmeden hemen bu çekilişi yapıp sizlere de bir an önce hediyelerinizi ulaştırmak istiyorum. Dezenfekte ederek göndereceğim hepsini. Gördüğünüz üzere bir rahatsızlığım yok. Yaklaşık bir aydır falan dışarı çıkmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Tamamen evdeyim, izole edilmiş bir şekilde. Ama dediğim gibi en ufacık bir rahatsızlıktan dolayı bile insanlar nem kapar durumda. Artık hapşurup, yani çok yaşa diyeceğimiz yerde herkes birbirinin üstüne atlayacak şekilde. Bu yüzden dolayı da ben bunları dezenfekte ederek göndereceğim ama siz de tekrardan bir dezenfekte edersiniz. Sonuçta kargo ile geliyor, ne olur ne olmaz diye ileteyim dedim. Şu an ben Sizzler sitesinden Instagram'ın yorumlarını çektim arkadaşlar ve sisteme koydum. Birazdan kamerayı buraya alacağım. Arkadan dolayı bir çekim yapacağım arkadaşlar. Siz de en azından görmüş olursunuz. Zaten kazananları YouTube adresime atacağım ve oradan izleyeceksiniz arkadaşlar. Instagram'da kesinlikle kişilerin isimlerini yayınlamayacağım. Daha sonra story'ime tekrardan eklerim zaten. Ama amacım tamamen sizi zaten YouTube kanalıma yönlendirmek ki vlogun arkasından biliyorsunuz bunu etiketliyorum. Bu arada inanılmaz bir gün geçirdik dün. Bunu da bugün çekimini yapıyorum. Dün dolabımı topladık, spor yaptık. Ondan sonra o kadar yorulmuşuz ki artık çekimim bugüne kaldı. Umarım güzel yerlere gider. Eminim yani herkes çok hak etti. Keşke daha fazlasını verebilsem ama inşallah bir sonraki çekilişlerde tekrardan birlikte oluruz. Evet Nurcan çok heyecanlıyız diyorsunuz. Hadi 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 diye. İsterseniz kamera orada kalsın. Aynı zamanda ben gene telefondan çekim yapayım buradan. Ve şey yapalım. Birbirine ekleyelim gene. En azından kameranın açısı bozulmasın. Şu şekilde ben yan çevireyim. Video konumuna aldım. Şu an. Burada 3'ten bildirimler geliyor. O yüzden şu şekilde hemen gösteriyorum. Şurada katılımcıları göster diye bir yer var. Burada arkadaşlar katılımcılar, katılan arkadaşlarımız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Bıkmadan, usanmadan beklediniz. Devamını göster diye bir buton var. Böyle böyle ilerliyor arkadaşlar şu şekilde. Kısmen göstereyim. 3 kişiye veriyoruz arkadaşlar çekilişte. İlk çektiğim kişiye topladığımı göndereceğim. Baştan söyleyeyim. O zaman yani ilk çektiğim kişi derken ilk isme. İkinci isme Çıngıraklı olanı gönderiyorum. Ve üçüncü isme de bu yeşil tavşanı gönderiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çekilişi başlatıyorum. Haydi bismillah. Ve birinci kişi geliyor. Birinci kişi Nilgün Ayan. İkinci kişi geliyor arkadaşlar. Hafız Merve Tan. Ve üçüncü kişi geliyor arkadaşlar. Sibel Alakuş Dede Bey. Hayırlı olsun inşallah. Üç kişiyi hemen şöyle fotoğrafta alayım. Birinci Ayan Nilgün. Hemen söylüyorum. Fok balığı kazandın. Tebrik ediyorum sevgili arkadaşım. İkinci kişi Çıngıraklı olan Hafız Merve Tan. Bu tavşancığımızı kazandı. Üçüncü kişi Sibel Alakuş Dede Bey'de. Hemen söyleyeyim. Normal tavşancığımızı kazandı. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah diyorum. Ve telefonumu şöyle kapatayım, durdurayım. Evet. Bundan sonraki çekilişimizde biliyorsunuz ne olduğunu arkadaşlar. Geçen gün buraları temizlerken, buradaki dairenin katlarını temizlerken arkadaşlar deterjan, bir tuvalet, bir çok amaçlı bir yüzey temizleyicisi vardı. Meydan okumuştum sizlere. Onların çekimi de 6 Nisan'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki çekilişe de mutlaka katılın, adınızı yazdırın. Ne kadar çok biliyorsunuz, yorum atarsanız, arkadaşlarınızı etiketlerseniz o kadar çok kazanma şansı yakalarsınız. Biz de hediye vermeye devam ederiz. Bizde hediye çok, bizde zaman da çok. Allah izin verirse, hayırlı ömürler verirse ben daha fazla, daha çok kişiye ulaşmak adına da
bir sürü hediyeler vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki siz de firma sahibiyseniz böyle hediyeler dağıtıp çekiliş yapmak istiyorsunuz, mutlaka iletişim numaralarından benimle iletişime geçebilirsiniz. Birçok gerçek kişiyle, tüzel kişiyle değil, gerçek kişiyle bildiğiniz profil çekilişleri yaptığınızı görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten veriyorum. Eğer gerçekten verecekseniz siz benimle iletişime geçin. Önce bana gönderiyorsunuz zaten ürünleri. Ben bakıyorum, görüyorum, tasvip ediyorum. Diyorum ki evet okey diye bu çekilişi başlatalım ondan sonra. Yoksa bilmediğim kişilerden de çok fazla Nurcan Hanım birlikte ortak çekiliş yapalım, çıkan kişiye gönderelim diyorlar ama kendilerini gönderip göndermeyeceğini bilmediğim için kendimi bu konuda riske atmak istemiyorum kesinlikle. Kul hakkından korkarım arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi Allah'ın çok güzel bir güneş var şu an, maşallah, subhanallah. Akşam güneşi kime vurulmuş bilmiyorum ama güzele. Evet, 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 o güzel benim. Dediğim gibi güneşi de gördüğüme göre bir de güneşime sığdırayım. Nurcan iğrensin diyenler çıkabilir aranızdan. Dediğim gibi arkadaşlar bizde çekiliş çok. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada ben böyle 750 ml bu iki şişe falan bitiriyorum günde. Sigarayı bıraktığım için biliyorsunuz boğaz kuruluğu yaşıyorum ve inanılmaz şu pis balgamı çıkartıyorum açıkçası. İnşallah bir an önce çıkartırım. Ne daha sağlıklı zinde günlere ulaşırız hep birlikte diye düşünüyorum. Ramazan ayı geliyor. Bereketli bir aydır biliyorsunuz. Benim için hep öyle geçmiştir. Ben çok severim Ramazanları. Uzun uzun sofralar kurabilecek miyiz bilmiyorum. Birbirimize gidebilecek miyiz ama gönüller bir olsun diyorum. Allah inşallah hepimizin başından, ümmeti Muhammed'in başından bu belayı def eder, kaldırır inşallah. Biz gene eski günlerimize geri döneriz. Çünkü birbirimize sarılmadan, öpüşmeden yapamayız arkadaşlar. Hak ettik mi bunu diye düşünüyor insanlar ama bazen zaman zaman kendimden de yola çıkarak söylüyorum bunu. Az yiyoruz arkadaşlar. Şükretmeyi çok az yapıyoruz. Belki de bu bize Rabbimizin bir uyarısıydı. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama kendi fikrim bu. Ne kadar çok şükredersek o kadar çok her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Sen de inanıyorsundur umarım. Kendinize iyi bakın. Hala daha kanalıma abone olmadıysanız şuraya yüzümü bırakıyorum. Oradan abone olabilirsiniz. Ve ilk videolardan sizin haberiniz olmasını istiyorsunuz. Tüm bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.